Ah rahmetli Faruk abi, ah! Sen iyi adamdın ya, sen iyi adamdın. Hep başımızdaydın abi, başımızda bulundun. Her zaman büyüklük ettin abi. Bizleri korumak için, bizlere kendini feda ettin abi. Bu iyiliğin, bu yürekliliğin, bu merhametin hiç unutulmayacak abi. Sen bana bir abiden çok bir baba gibiydin. Toprağın bol olsun abi. Aynı şekilde benim de öyleydin abi. Gerçekten iyi bir adamdı. Allah seni huzur içinde yatırsın. Eyvallah, benim için de iyi adamdı Faruk abi. Seni fazla tanımıyorum, dur yaklaşayım biraz sana. Ben Almanya'dan geliyorum abi. Almanya'da senin gibi adamlara mert, delikanlı diyorlar abi. Senin kadar delikanlısını bu dünya görmedi abi. Seni aramızdan alan, vakitsiz alan o şerefsiz, merak etme cezasını çekecek abi. Onu iyi söyledin delikanlı, onu iyi söyledin. Faruk'u aramızdan alan o hain herif elbette ki günü gelince cezasını çekecek. Faruk, sana söz veriyorum kardeşim. Yattığın yerde rahat uyu. Seni bu hale getiren, seni öldüren o iti ben de... Buyurun Azizi. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateşin Hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar, az önceki azizlik hiç yaşanmadı. Victor asla Faruk'un mezarlığına falan düşmedi. Tamam, onları unutun, onlar yok. Çünkü GTA 5'in azizliği oldu. Arkadaşlar, bugün maalesef ki gördüğünüz gibi bölüme kötü başladık. Kapağı ve başlığı görünce hayır dediniz değil mi? Evet, ben de öyle dedim. Çünkü gerçekten üzücü bir gün. Arkadaşlar, Faruk abimiz maalesef ki ölmüş durumda. Gördüğünüz gibi orada yatıyor. Peki Faruk nasıl öldü? Elbette ki bunu sağ üst köşeden öğrenebilirsiniz. Sağ üst köşeye dikkatli bakarsanız gerçi orada başka biri daha var. Neyse. Arkadaşlar, bugün Faruk'un ölümünün arkasındaki sırrı öğreneceğiz. Ve manyak psikopat Zes'i etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Neler olacak bu bölüm? Faruk abi niye öldü? Ne oldu lan bu adama falan? 2 dakika önce yaşıyordu. Hadi izleyip görelim arkadaşlar. Abi, her türlü arkanızdayım biliyorsun. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa gel beni bul. Ateş, sen de aynı şekilde. Bu şehirde o adam bir dakika daha fazla nefes alamayacak. Sana söz veriyorum abi. Bütün imkanlarımla üstüne gideceğim. Tekrardan başın sağ olsun. Eyvallah Murat'ım, eyvallah. Kusura bakma, seni de böyle özel harekatlarla falan cenaze yerinden götürebiliyoruz ama malum, belediye başkanısın, güvenlik. Estağfurullah abi, ben hiçbir şeyin kusuruna bakmam. Faruk abim burada ölmüşken hiçbir şeyin kusuru olmaz. Çocuklar, gidiyoruz. Abi, bir isteğin var mı? Yok kardeşim, yok. Sen arabana geç ve güvenle git evine. Seni burada daha fazla tutup riske sokmayalım. Çocuklar, dikkatli götürün. Özel harekatsınız ama olsun. Her an bir hainlik dönebilir. Kendine dikkat et Murat'ım. Hadi bakalım, aslanım benim. Hadi çocuklar. Patronunuzu, belediye başkanınızı düzgünce götürün. Hadi görüşürüz Murat'ım. Merak etme, bütün bunlar bittiğinde sen böyle araçta gezmek zorunda kalmayacaksın. Ateş, sen de artık istersen evine dönebilirsin. Çocuğun seni bekliyordur yani. Küçük sonuçta. Ya abi, dönülmeye dönülür de asıl problem bize bu ihaneti yapan adamı yakalamak abi. Merak etme kardeşim, merak etme. Yakalayacağız. Hem de acayip pis. Faruk intikamını alacak. Abi öyle diyorsun da dayanamıyorum abi. İntikamını benim alasım geliyor abi. Sakinliğini koru aslanım. Sakinliğini koru ve Faruk abinin iradesine saygı göster. Güzel. Biri gitti. Kaldı 4. Hepinizi tek tek öldüreceğim. Tek tek. Benim kardeşimi o tekerlekli sandalyeye mahkum eden herkes ölecek. Belediye başkanı listeye sonradan dahil oldu. Lakin o da ölecek. Ama ondan önce bu öldürdüğüm kurbanımdan, benim acilinden bir ödül almam lazım. Kulağı ya da dili. Bana onu hatırlatacak bir parçası lazım. Ben böyle bir psikopatım, anlıyor musunuz? Onun bir parçasını almadan rahat etmem. O yüzden pusuya yatacağım ve bunların gitmesini bekleyeceğim. Eyvallah abi, eyvallah. Faruk abinin iradesi buysa boynumuz gıldan ince. Müsaadenle abi, o zaman ben Süleyman'ın yanına döneyim. Ulan oğlum ya, içim gidiyor ya, içim. Faruk abinin intikamını alamıyorum ya.
içim gidiyor. Bu şerefsiz adını bildiremiyorum ya. Deliriyorum resmen. Ama neyse. Madem Faruk abinin iradesi bu, Faruk abinin iradesine saygı duyacağız. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Nasıl olur oğlum bu ya? Faruk abinin başına nasıl gelir? Aslanım, bunu yapmak zorunda değilsin, biliyorsun değil mi? Sonuçta senin bir suçun günahın yok. Senin yüzünden olmadı. Öyle deme abi. Benim yüzümden olduğunu biliyorum. Sonuçta ben olmasaydım, Ela olmasaydı bu belalar başınıza gelmeyecekti. Dağ gibi delikanlı benim yüzümden gitti abim, abim. Öyle düşünme delikanlı. Seninle bir alakası yok. Burada gördüğün adam gerekirse kendini bir kuş için bile feda ederdi. Faruk Mert delikanlı adamdır. O yüzden rahmetliye böyle ağlamak falan hoş olmaz. Rahmetliyi gömelim ve gidelim. Arkasından ağlamaya gerek yok. Ama sağ ol, bir kürek atanı olduğun için. Yani diğerleri gitti, sen kaldın. Tamam, yeter bu kadar. Küreklerimizi saplayıp gidelim. Ben biraz daha atmak istiyorum abim, abim. Benim kel abim. Benim yüzümden öldü. Ben Almanya'dan geliyorum. Benim yüzümden öldüğünü ben anlarım. Ben salak değilim. Daha fazla atmam lazım abim. Şşş oğlum. Tamam lan tamam, bokunu çıkartma. Hadi yürü gidiyoruz. Ah benim abim, ah. Faruk abim benim. Senin yüzünden değil, benim yüzümden oldu bütün bunlar abim. Tamam abi ya, tamam Allah Allah. Bırakıp şöyle bir huzurla gömdürtmedim Faruk abimi. Tamam işte Allah Allah. Bıraktım küreği, hadi gidelim. Ben Almanya'dan geliyorum. Ulan ya, acayip duygusallaştım ha. Görüşürüz Victor abi. Beni eve bıraktırdığın için sağ ol. Hadi gidelim çocuklar. Ben şoförlü araba severim. Vın vın. Nerede benim şoförüm? Ştay gel, gelsene buraya. Abi sana demedim. Anan kel, anan. Şoförün geldi işte. Anam kel mi? Yok abi, benim anam kel falan değil. Benim anam Murat'ın anası yani. Murat'ın anası da benim anam. Bu ne lan, ortak kullanım gibi. Yani öyle. Hadisinize be, hadisinize. Artık gidin ya, gidin. Hava kararmak üzere ya. Şuna bak. Güneş batıyor artık. Neyi bekliyorsunuz ya? Din de ödülümü toplayayım. Ha şöyle. Senin anan. Tövbe tövbe. Ha şöyle. Sonunda gittiler. Ve ben de sonunda ödülümü alabileceğim. Ah! İyiyim iyiyim. Ben acıya alışkınım. Koş 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 koş. Hemen şimdi burayı kazıp, içindekini çıkartıp, onu bir güzel kulağından ya da elbette ki dilinden keseceğim. Faruk demek senin adın ha Faruk. Benim adım da Victor Zs. Hadi bakalım şu toprağı üstünden kaldırma vakti. Ölü toprağına atalım mi Farukçu? Sen artık benimlisin. İşte ödülüm ortaya çıktı. Küreyi koyayım. Heh, gel bakalım Farukçum. Senden bir parça koparma vakti. Acaba nereni alsın? Parmağını mı? Kulağını mı? Yoksa ne bileyim ayaklarını ya da dilini mi? Ya, başını almaya ne dersin lan Zs? Kaldır. Kaldır ellerini. Silahın başını almaya ne dersin? Geri bas lan. Ne oluyor? Sen ölüydün. Sen nasıl? Yeah, sen Fiyaru öldürmek kolay mı sandın lan niyamsız? Duyuyor mu zilin sesini? Aman Allah'ım. Hepsi bir tuzaktı değil mi? Yeah, en başından beri. Oğlum şimdi beni dinleyin. Bak plan basit. Yıktır. Ben şimdi öldüm tamam mı? Ne demek öldün Faruk? Nasıl öldün? Ölmedin oğlum sen. Ya, dur lan Allah Allah. Sonuçta yani Kevlar'ı kimse bilmiyor. O gerizekalı da bilmiyordu. Ateş, güzel bir cenaze töreni düzenleyeceğiniz bana. O salak beni öldü sanacak. Sonra ben mezardan kafasına silah dayayıp diye güleceğim. Abi senin aklına gelen de şeytanın aklına gelmez. Ya oğlum, zaten benim aklıma böyle şeyler gelmese, şeytanın aklına gelse CIA başkanı olurdu değil mi? Victor iyi güldüm değil mi lan ki? Anan kel anan. Ulan geberseydin. Tövbe tüstem. Ya Faruk
Neyse, geri dönelim günümüze. Vay adi herif vay. Her şeyi planlamışsın ha. Ölümün bile sahtesini planlamışsın. Sizler nasıl psikopatsınız lan? Beni içeride tutuyorlar cezaevinde manyağım diye. Nasıl manyak sizsiniz? Kendi cenazesini sırf birini yakalamak için örgütleyen adam mı olur? Sen resmen... Bismillahirrahmanirrahim. Daha var mı? Daha var mı? Gelecek mi? Emniyetin hepsi gelsin. Manyaksın. Yeah, daha fazlasına ihtiyacımız yok. Gelenler CIA. Oğlum biz senden de psikopatiz lan. Niye musuz? Bizi öldüreceğini mi sandın? Şimdi seni hapislerde çürüttürmeyeceğim mi? Yeah. Erkeksen gel bir tire bir atalım. Bıçak bıçağı. Kazanan alsın. Koşun beyler koş 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 koş. Geldik Faruk geldik. Diyeceğim de sen zaten paketlemişsin. Gelin çocuklar gel 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 gel. Alalım şunu alalım. Vay hain herif vay. Faruk işe yaramış plan. Aynen öyle sevgili dostum. Planımız işe yaradı. Ne sendin? Ben plan yaparım da çalışmaz mı? CIA başkanıyım oğlum ben. Senin lafına gelince. Niyamussuz ben seni niye bıçak dövüş atayım salak. Zaten elimde silah var. Kalk lan. Ağzını yüzünü kırdım. Bu beni bıçakladığın için kalk lan. Kalk. Senin var ya. Seni sabaha kadar dövmek istiyorum oğlum. Sabaha kadar. Kalk lan. Faruk tamam yeter. Sen karışma Victor. Kalk bakayım. Demek sen benimle bıçak dövüş atacaksın ha. Lan sen fiyaruğun dengi misin lan. Abi yetmez mi? Niye? Dur ateş. Sen kimsin lan? Kalk. Kalk. Kalk diyorum lan. Lan niye musuz? Lan. Lan. Ateş. O gün ben içime çelik yelek giymesem bu şerefsiz benim şah damarımı kesecekti. Neyse ki omzuma sapladı. Niyamussuz bir şey yapamadı. Ama bu demek değildir ki cezasını çekmeyecek. Abi herifin yüzüne yüzüne kabzayla vurdun daha ne çekecek Allah Allah. Bundan az eziyeti yani benim küçükken yakaladığım karıncalar çekmiştir. Bidona doldururdum da abi. Niye? Bidona karınca mı? Ateş sen de ne biçim bir manyaksın? Yıktır. Bunu da kapatalım mı lan? Saçmalama Faruk. O bizim en sevdiğimiz arkadaşımız. Küçük kardeşimiz. Ona bir şey yapamayız. Ama videoyu kapatabiliriz. Çünkü sonuna geldik. Ana! Bitti mi la video? Ne çabuk bitti. Ya, hızlı hızlı bitiyor bu videolarda. Neyse gençler. Videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hadi hadi almışsınızdır. Madem aldınız niye beğenmiyorsunuz lan? Faruk abinizi kızdırmayın. Benim öldüğümü sandınız değil mi? Korkmayın oğlum. Arkamda ateş ve yıktır varken... Benim kılıma zarar gelmeyiz. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ateş'in hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Ve gördüğünüz gibi Faruk abinin Ateş'le ve Victor'la birlikte yaptığı planı izledik. Plan gerçekten kusursuzdu. Faruk kendisi yakalamak istedi Zez'i ve gördüğünüz gibi sonunda yakaladı. Zez Faruk'un canlı olduğunu görünce ne yapacağını bilemedi. Faruk çok fena fake attı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de benim gibi düşünüyorsanız yapmanız gereken 3 şey var. Aşağıdan videoyu beğenmek, hala kanalıma abone değilseniz abone olmak ve yorumlarınızı bırakmayı unutmamak. Bunları yaparsanız mezarlıktan gece Faruk çıktığını görmezsiniz. Bunları yaparsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eyvallah o zaman abi. Müsaadenizle. Ben gideyim bir kuru yemişçiye geleyim. Hem de bu bahaneyle bir McLaren süreyim abi. Vay 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 vay. Ronaldo abi. En sevdiğim abim sensin abi. Ey yavrum ey 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 ey. Ne gidiyor be ne gidiyor. Ey yavrum ey. Acayip bir şey ha. Oğlum manyak bir arabasın sen McLaren. Hadi bakalım. Gitme vakti. Kuru yemişçi yakın zaten. 5 dakikalık mesafede. McLaren'la hızlı giderek 2 dakikada ulaşırım. Ronaldo abi. Ronaldo abi değil mi lan bu? Ronaldo abi. Sen az önce evdeydin abi. Sen ne oluyor lan burada? Oh my god. Arabam bozuldu sanırım. Çalışmıyor hiçbir şeyi. Aaaav merhabalar Arda Güler kardeşim. Ben Cristiano Ronaldo. Ronaldo abin seni. Merhaba abi. Merhaba da senin yüzüne ne oldu ya? Tükürükle yapıştırılmış gibi. Aaaav ne olacak Arda kardeşim?
Masi ile kavga ettik, oh my god. O yüzden yüzüm birazcık dağınık. Neyse sen benim yüzümü falan boş ver. Nereye gidiyorsun Arda kardeşim?